Merhaba arkadaşlar, bugün dersimize 7. sınıflarımızın 5. ünitesi olan televizyon ünitesiyle devam ediyoruz. Bu ünitede televizyon programlarını, en sevdiğimiz televizyon programını ifade etmeyi ve ne sıklıkla televizyon izliyoruz, işte neleri ne sıklıkla yapıyoruz, televizyona dair alışkanlıklarımız neler, bunları ifade etmeyi göreceğiz. Hızlıca gelin kelimelerden başlayalım. Commercial, reklam demek. Sizler de her zamanki gibi tabii kelimeleri benimle not alıyorsunuz. Cookery program, yemek programı. Discussion, tartışma programı. Documentary, belgesel. Series, dizi. Reality show, gerçek yaşam ilham alınarak yapılmış programlar. Quiz show, yarışma programı. News, haberler. Sitcom, komedi dizisi. Soap opera, pembe dizi. Bu genelde her gün yayınlanan dizilere de deniyor. Arkası yarın olarak da geçiyor soap operalar. Sports program, spor programı demek. Ve talk show'da konuşma programları, işte beyaz show gibi ya da Eser Yenenler'in yaptığı mesela EYS Show gibi konuşma programları. Öğreneceğimiz televizyon programı türleri bu şekilde. Bir de gelin televizyon sinyalleri dedim, özür dilerim. Televizyon uyarı işaretlerinin ne anlamlara geldiğini öğrenelim. Suitable for 7 and over. Biz bunu Türkçe'ye 7 yaş ve üzeri olarak çeviriyoruz. General audiences, genel izleyici. Ki zaten siz bu simgeleri televizyondan aslında tanıyorsunuz. General audiences, genel izleyici kitlesi diyoruz. Negative examples, kötü örnek olabilecek davranışlar. Devam edelim. Violence and horror, şiddet ve korku. Suitable for 13 and over, 13 yaş ve üzeri için uygun. Ve
suitable for 18 and over, 18 yaş ve üzeri için uygun diyeceğiz. Uyarı işaretlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Gelin şimdi bir etkinlikle program türlerimizin üzerinden geçmiş olalım. Demiş ki bize, read the dialogues and fill in the blanks. Diyalogları okuyup boşlukları doldurun. I always watch blah blah before buying a product. Bir ürün satın almadan önce biz ne izleriz genelde? O ürünün nesini izleriz? O ürünü bize en iyi ne tanıtır? Commercials, yani reklamlarını izleriz. O zaman ne diyeceğiz? I always watch commercials. Şöyle ben yazayım, şunu açmak yerine harf açmış çünkü. I always watch commercials before buying a product. Ben bir ürün satın almadan önce her zaman reklamlarını izlerim demiş. Two. Last night I watched a blah blah blah. Dün gece bir şey izledim. I could answer all the questions. Tüm soruları cevaplayabildim. Sorular varsa içinde bu ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki bir quiz show'dur. Yani yarışma programıdır. E şıkkı da gitti. Şuraya quiz show yazacağız. Üçten devam edelim. The last episode, Judy and Thomas expressed their feelings. Love is everywhere is a great blah blah blah. Son bölümde Judy ve Thomas hislerini itiraf ettiler diyor. Love is everywhere. Harika bir ne olabilir bunların içinde? Gerçek hayattan esinlenmiş bir gösteri olamaz, haberler olamaz, belgesel de olamaz. Ne diyeceğiz? Soap opera diyeceğiz. Pardon, yanlış şey sildim. Soap opera neydi? Pembe diziydi. Yani içinde böyle işte aşk ya da daha çok duygusal durumlar yayınlanan, her gün yayınlanan pembe dizilerdi. It's a great soap opera diyeceğiz. Dörtle hızlıca devam ediyoruz. I prefer watching blah blah on TV. Ben televizyonda şunu izlemeyi tercih ederim. They are really informative. You can learn a lot about the world and animals. Ben blah blah izlemeyi tercih ederim. Onlar çok bilgilendirici. Dünyamız ve hayvanlar hakkında bir sürü şey öğrenebilirsiniz diyor. Bu ne olacak arkadaşlar? Hemen üstünde vermiş belgesel ne demekti? Documentaries'ti. Biz buraya da documentaries diyeceğiz. Did you watch the blah blah blah? Şunu şunu izledin mi? There was the speech of the President of the USA. Amerikan Başkanı'nın konuşması vardı diyor. Amerikan Başkanı'nın konuşması nerede yayınlanabilir arkadaşlar? Hemen bakalım. Documentaries gitmişti. News ve reality shows kalmıştı bize. Tabii ki Amerikan Başkanı'nın konuşması haberlerde yayınlanacağına göre biz buraya ne diyoruz? News diyoruz. Çok güzel. Ve son sorumuza geldik. I like watching blah blah blah. Şunu izlemeyi seviyorum. They are exciting because we can watch real people and real life in this program. Şunu izlemeyi çok seviyorum. Çünkü gerçek insanları ve gerçek hayatı bu programlarda izleyebiliyoruz diyor. Biz ne diyeceğiz buraya? Reality show diyeceğiz. Gerçek hayattan esinlenmiş programları severim. Orada gerçek insanları ve gerçek yaşamları izleyebiliyoruz diyeceğiz.
Hadi gelin bir de birkaç test sorusu çözelim. Daha sonra da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Question 1. One of the sentences below is not about Harold. Which one is it? Demiş. Aşağıdaki cümlelerden biri Harold hakkında değil. Bunlardan hangisi Harold hakkında değil diye soruyor bize. Biraz farklı vermiş. Şuraya Harry diyelim biz. Bir yerde Harry, bir yerde Harold yazmış baskıdan kaynaklı. Harry is a couch potato. Couch potato dediğimiz arkadaşlar aşırı tembel insanlar oluyor. Yani biz bunun için very lazy person diyebiliriz. Harry çok tembel bir insanmış. Bütün gün televizyon karşısında oturup işte bir yandan cips yiyip bir yandan kola içip böyle takılan insanlar vardır ya. Biz onlara couch potato diyoruz işte. Bakalım hangisi Harry hakkında değilmiş. He never cares about TV signs. Asla televizyon televizyon amblemlerine dikkat etmez diyeceğiz. Bu olabilir mi? Bilemedim. Diğer şıklara bakalım. He rarely watches TV. Nadiren televizyon izler diyor. Ne demiştik ama bütün gün televizyon karşısında oturup yemek yiyen insanlara deniyordu. Bu yanlış. Diğer şıklarla devam ediyoruz. He always stays up late and watches his favorite TV programs. Her zaman geç saatlere kadar takılır ve en sevdiği televizyon programlarını izler diyor. Bu da doğru. He sometimes skips the meals. Bazen öğünleri atlar diyor. Yani sürekli bir şeyler atıştırıyor dedim ama mesela işte kahvaltı yapıyorsa akşam yemeği saatinde kalkıyor televizyonun başından. Öğlen yemeği yemiyor bu tarz insanlar diyebiliriz. O yüzden bu cümle de doğru. Yine televizyonda ne gelirse karşısına izlediği için bu cümle de doğru. Ama biz Harry için ya da Harold için nadiren televizyon izliyor diyemeyiz. Çünkü zaten bu tarz insanların bütün günü televizyon karşısında geçiyor. Dördüncü sorumuza bakalım. I love trying different kinds of dishes. I especially like making desserts. Ben farklı tatlılar, farklı yiyecekler denemeyi severim. Özellikle değişik tatlılar yapmayı severim dedik. Which option can be his or her favorite program? Hangisi bu kişinin en sevdiği program olabilir diyeceğiz. Cartoon neydi arkadaşlar? Cartoon çizgi filmdi. Çizgi filmlerin tatlılarla ya da yemeklerle alakası yok. Cookery program demiş. Cookery program neydi? Yemek programıydı. Belki olabilir. Bir şuna tik atalım. Diğer şıklarımıza bakmadan geçmiyoruz. Discussion neydi? Tartışma programıydı. Yine bizim cümlemizle alakası yok. Series dizilerdi. Yine farklı tatlılar, farklı yiyeceklerle alakası olmadığı için series şıkkını da eliyorum. Ben ne diyorum? Cookery program diyorum. Bir de altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Alex demiş ki bize, I can't stand watching commercials. Ben ne izlemeye dayanamıyorum demiş. Reklamları izlemeye dayanamıyorum. Which of the following sentences does Alex hate? Aşağıdaki cümlelerden hangisinden Alex nefret eder diyor. Biz o zaman ne yapacağız? Reklam sloganı vari, slogan tarzı bir cümle arayacağız. No more dirt on your clothes. Kıyafetlerinizde asla kir kalmayacak. Sizce olabilir mi? Bence olabilir. Ama diğer şıklara da göz atmadan asla geçmiyorum. This is the capital city of Italy. Bu İtalya'nın başkenti demiş. Reklamlık bir cümle değil pek sanki. I love you so much, Jack. Seni çok seviyorum, Jack. Yani yine reklamvari bir cümle değil. Some of the African elephants live in the savannah. Bazı Afrika filleri savanada yaşar. Bu da birazcık belgeselvari bir cümle olduğu için bu cümleyi de eliyorum.
Biz ne diyoruz? Kıyafetlerinizde kir kalmayacak cümlesi reklamvari bir cümle olacak. O yüzden Alex bu cümleden nefret eder diyeceğiz. Son bir soru çözelim ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Choose the correct option demiş. Bize bir diyalog vermiş Sude ve Almira arasında. Hangisi bu diyaloğu tamamlar diye sormuş. Is it going to be rainy tomorrow? Yarın hava yağmurlu mu olacak? I don't know. Bilmiyorum ki. Why don't you watch blah blah blah? Neden şunu izlemiyorsun? Bakalım hangisi? A morning show. Neden bir sabah programı izlemiyorsun? Sabah programıyla yağmur yağmasının bir alakasını göremedim. Bunu eledik. Why don't you watch a discussion program? Neden bir tartışma programı izlemiyorsun? Ne yapacaklar tartışma programında? Yani hava bugün yağmurlu olacak olmayacak diye mi tartışacaklar? Bunu da eledik. A reality show. Gerçek hayattan esinlenmiş bir program. Yine hava durumuyla alakası yok. Son şıkkımıza bakalım. I don't know. Why don't you watch the weather forecast? Neden hava durumunu izlemiyorsun? Bence aradığımız şık bu olacak arkadaşlar. Yarın hava yağmurlu mu olacak? Bilmiyorum ki. Neden hava durumunu izlemiyorsun? Yani cevabımız Denizli diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu ünitemizle ilgili kelimelerimiz de bu kadardı. Lütfen bol bol yazarak kelimeleri çalışın. Bol bol test sorusu çözün ki kelimeler zihninizde yerleşsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.